C segmenti 5 kapılı kompakt modellerin, SUV'ler tarafından öldürülemediği bu dönemde Opel'de yeni nesil Astra'nın çalışmalarına devam ediyor. Motor1.com Almanya ekibinin prototiplerini kullanma şansına eriştiği Astra L, önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılacak. Fakat önce, ekibimizin ilk sürüş deneyimlerine yakından bakıyoruz. Sözü Manuel'e bırakıyorum, tasarım anlamında Opel'in çok fazla ipucu vermek istemediğini anlayabiliyoruz. Hatta prototipler elimize geçtiğinde oldukça yoğun kamuflaja sahiplerdi. Fakat beklenti, yeni Astra'nın çok daha keskin hatlara sahip olacağı yönünde. Ön yüzü, Opel Vizor tarafından domine edilen model, artık yeni Moha, Crossland ve Grandland ile benzer bir tasarıma sahip olacak, dış tasarımda karşılaştığımız bu rota, kabin içerisinde de kendisini gösteriyor. Hala kamuflajlı olan koltukların tasarımları çok tanıdık geliyor olsa da ön konsolun üstü tamamen kapatılmış durumda. Fakat bu, yarı geçirgen, kamuflajların altından şüphelerimizi doğrulayan bazı ışıklar dikkatimizi çekti. Opel'in, Pure Panel adını verdiği bu tasarımı daha önce yayınlanan teaserlarda da görmüştük. 2 adet 10 inç ekrandan oluşan bu kurulum, ön cama yansıyan HUD ile birlikte gelecek, genel anlamda daha derli toplu görünen Astra'nın kabininde artık daha fazla saklama alanı bulunduğunu da belirtelim. Malzeme kalitesi ve işçilik, eskisinden çok daha iyi hissettiriyor. Opel'in bizlerle paylaştığı bilgiye göre yeni Astra, bol bol kablosuz sisteme sahip olacak. Yeni sensörler ve sürüş asistanları bizleri bekliyor. Hatta Alman marka, yarı destekli sollama sisteminin yeni Astra'da bulunacağını ifade etti, fakat konu platformlar, boyutlar ve motor seçeneklerine geldiğinde Opel'in bizlerle paylaşacak çok daha fazla şeyi olduğunu görüyoruz. D2XX platformuna veda eden model, artık pek çok PSA modeli gibi MP2 platformuna geçiş yaptı. Bu da aracın boyutlarının değiştiği anlamına geliyor, dönelim aracın kabinine. Öncelikle Opel mühendislerinin koltuğu tam 12 mm aşağıya konumlandırdığını belirterek başlayalım. Bu durum önemli zira kendinizi aracın içerisinde çok daha iyi konumlanmış şekilde buluyorsunuz sürücü koltuğuna oturduğunuzda. Kabin alanında bir değişim yaşanmaması ise canınızı sıkmasın zira Astra zaten arka koltuklarda yeterli diz ve baş mesafesine sahip. Fakat 422 litrelik bagaj hacmi biraz canınızı sıkabilir, en büyük değişimler ise derinin altında yatıyor. Astra L, oldukça geniş ve yenilenen bir motor seçeneği ağacı ile karşımıza çıkacak. Benzinli tarafta 1.2 litrelik 3 silindirli motorun 110 ve 130 beygir güç üretebilen versiyonları tercih edilebilecek. Dizel tarafta 130 beygir gücündeki 1.5 literlik motor karşılıyor bizleri. Bu seçeneklerin giriş versiyonu hariç tamamı, 6 ileri vitesli manuel ya da 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile alınabiliyor, Opel, Astra'nın yeni neslini elektriğin gücü ile de tanıştıracak. 1.6 litrelik 4 silindirli motor ile eşleşen elektrikli ünite, Astra L'in şarj edilebilir hibrit seçeneği olacak. 12,4 kWh'lik bataryaya sahip olan bu elektrikli motor, 110 bg güç üretebiliyor. İkili birlikte çalıştığında ise toplamda 180 ile 225 bg güç çıkışına sahip olacak. Bu seçeneğin direkt olarak Peugeot 308'den alındığının altını çizelim. Yani model, tamamen elektrikli motorunu kullanarak 60 km menzil kat edebilecek, Opel'in her anlamda Astra'yı bir adım öteye taşıdığını söylemek mümkün. Eski nesilde hoşumuza gitmeyen ne varsa ortadan kaldırılmış gibi görünüyor. Özellikle kabin içerisinde artık muhteşem bir sessizlik hakim. Eski Astra'nın zaman zaman tatsız gelen malzeme kalitesinin yerinde yeller esiyor. Daha güvenli ve daha burkulmaz bir gövdeye sahip olan modelin, direksiyon tepkileri de dikkatimi çeken detaylardan oldu, yeni 130 bg gücündeki motorun ve 6 ileri vitesli manuel şanzımanın da saklayacak pek fazla bir şeyi yok. Eskisine nazaran oldukça rahat geçişlere sahip olan bu yeni şanzıman, motor ile oldukça uyumlu hissettiriyor. Yeni IAA fuarından önce tanıtılmasını beklediğimiz model, kısa süre içerisinde satışa girecek. Modelin 2021 yılının sonlarında ya da 2022 yılının ilk günlerinde ülkemize de giriş yapmasını bekliyoruz. Thank you.
Thank you.